Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü ünitemiz olan basınç konusunu anlatacağız. Katı ve sıvı basıncı. Katılarda basınç, eşya taşırken elimizde ya da ayağımızda eşyanın altında kaldığımızda parmaklarımızın bir acı hissederiz. Bu acının sebebi eşyanın parmaklarımıza uyguladığı kuvvettir. Katı cisimlerin ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye uyguladıkları dik kuvvete basınç denilmektedir. Basınç birimi paskaldır ve PA ile gösterilir. Peki katı cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basınç nelere bağlıdır? Şimdi katı basıncına bağlı olduğu değişkenleri inceleyelim. Kum dolu bir leğen içinde özdeş tuğlaların aynı yüzeyi üzerinde önce bir sonra iki en son da 3 tane olacak şekilde koyduğumuzda tuğlaların kumda bıraktıkları izin giderek arttığını gözlemlemekteyiz. Arkadaşlar birincisinde az miktarda girmiş kumun içerisine, ikincisinde çok miktarda, üçüncüsünde daha da çok miktarda. Özdeş tuğlalar kullandım. Bunun sebebi ağırlığından kaynaklanıyor. Ağırlık arttıkça ne olmuş? Basınç da artmış. Burada 3 tuğlanın zemine 2 tuğlaya, 2 tuğlanın da 1 tuğlaya göre daha fazla basınç uyguladığını söyleyebiliriz. Yüzeyin değişmeden tuğla sayısının artması tuğlanın ağırlığının artmasından dolayı basıncın da artmasına sebep olmuştur. Katı basıncını etkileyen değişkenlerden birisi ağırlıktır. Cismin ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı basınç da artar. Evet, bu etkinlikte arkadaşlar şekildeki cisimlerin zemine uyguladıkları basınç 2 PA olduğunu bilinmektedir. Buna göre özdeş cisimlerle oluşturulmuş aşağıdaki düzeneklerin zemine uyguladıkları basınç kaç PA'dır? Şimdi burası 2 PA ise her biri 1 PA'lık basınç uyguluyor. Gördüğünüz gibi o zaman burası kaç olacak? 4 PA. Burası kaç olacak? 1 PA. Yani 1 Pascal. 3 Pascal ve 5 Pascal. Şekildeki işçi tarafından özür diliyorum. Şekildeki işçi farkında olmadan arkası delinmiş bir çuvalı taşıyarak ilerlemektedir. Buna göre işçinin yürüdüğü zemine uyguladığı basınç zamanla nasıl değişmektedir? Yazınız. Ağırlık azalır. Ağırlık azalırsa uygulanan basınç da azalır arkadaşlar, ağırlığın azaldığı için. Özdeş tuğlaların iki kum dolu zeminlere yatay yüzeyi ve dik yüzeyi üzerinde koyduğumuzda tuğlaların kumda bıraktıkları izlere aynı olmadığını gözlemleriz. Peki tuğlaların ağırlıklarının aynı olmasına rağmen bu durumun sebebi ne olabilir? Evet arkadaşlar burada az, burada ise daha çok. Ve görselde anlaşılacağı üzere bu durumun sebebi cismin yüzey alanıdır. Yüzey alanım az ise uyguladığım basınç daha fazladır. Yani bu olay ters orantılıdır. Katı cisimlerin basıncı yüzey alanına ters orantılıdır. Yani yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Yüzey alanı artarsa basınç artar. Tam tersidir. Tabanı daha fazla basınç yapanı işaretliyiniz diyor. Arkadaşlar burada ikisinin de ağırlığı aynı ama yüzey alanları farklı. Yüzey alanı farklı. Burada daha az yüzey alanı var. Burada daha fazla yüzey alanı var. O zaman daha fazla basınç, daha az yüzey alanı. Tabanı daha fazla basınç yapanı işaretleyin. Yüzey alanları aynı ama ağırlığı fazla. Tabana daha fazla basınç yapanı, yüzey alanı bu. Ama yüzey alanı ayakları. O zaman yüzey alanı fazlaysa basınç daha azdır. Burada yine arkadaşlar şu durumda basıncımın yüzey alanı hangisinde daha fazladır? Tabii ki de burada daha fazla. İçi dolu kibrit kutusunun bir zemin üzerine 3 farklı şekilde konuluyor. İçi dolu 3 farklı şekilde koruyor. Kibrit kutusunun zemine uyguladığı basınç arasındaki ilişkiyi. Burada arkadaşlar en fazla basıncı kim uygular? 1 uygular. Sonra 2 uygular. En yüzey alanı en fazla olan 3'tür. O zaman cevap
1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 şeklindedir. Çivilerle dolu bir tahtanın üzerine uzanan adamın yaptığı şov çivileri adamla batmamaktadır. Bu durumun sebebi basınçla ilişkilendirerek açıklayınız. Yüzey alanı ne yaptı? Arttırmış. Yüzey alanı arttırdığı için de basıncı azaltmış. Katıların basıncı iletmesi. Katılar üzerine uygulanan kuvveti uygulanan doğrultuda aynen iletir. Fakat yüzey alanına göre basınç değişir. Bir çiviyi baş parmak ve işaret parmağımız arasında aldığımızda işaret parmağı ucunda oluşan basınç fazla olduğunu gözlemleriz. Çünkü çivinin sivri olan uç kısmında yüzey alanı küçük olduğu için daha fazla basınç oluşmuştur. Bir çiviye 5 Newton'luk kuvvet uygulanırsa bu kuvvet aynen iletilir. Fakat bu kuvvet çivinin uç kısmından daha fazla basınç oluşturur. Yani buraya uygulanan kuvvetle buraya uygulanan kuvvet aynıdır. Ancak basınçları birbirinden farklıdır. Katı, sıvı ve gazların basınç özellikleri kullanılarak günlük yaşamımızda kullanılmak üzere birçok teknolojik araçlar geliştirilmiştir. Örneğin boks eldivenleri basıncın azalmasını sağlamak için geniş bir yüzeye sahiptir. İş makineleri, traktör ve tanklarda geniş ve büyük lastiklere sahiptir ya da paletlidir. Bu sayede batmadan rahatlıkla ilerleyebilirler. Bazı araçlarda ise kullanım amacına göre basıncın azalması değil artması amaçlanmıştır. Örneğin bıçak ve çatalların uçları sivri yapılıdır. Bu sayede rahatlıkla yiyeceklere batırılabilir ya da yiyecekleri kesebilir. Yine çivi toplu iğne ve raptiye uçları oldukça sivridir. Az bir kuvvet uygulayarak bile rahatlıkla yüzeye batırılabilir. Aşağıdaki uygulamalarda basıncı arttırma ya da azalma durumlarına göre sınıflandırınız. Kar bölgelerinde yaşayan insanın ayaklarına palet takması. Bu basıncı azaltmak içindir. Batmak istemeyin. Bıçakların bileylenmesi basıncı arttırmak. Yüzey alanını küçültüyoruz. Tırların çok sayıda tekerleğinin olması yine yüzey alanını arttırıyorum. Futbolcu ayakkabılarının tabanlarının çivili olması yüzey alanını azaltıyorum. Kurşunların uç kısmının sivri olma yapılması yüzey alanını azaltıyorum, basıncı arttırıyorum. Toplu iğnelerin baş kısımlarının top şeklinde olması yüzey alanını arttırıyorum. Cevap bu şekildedir. Katı basıncı cismin yüzeyine bağlıdır. Bir hipotez verilmiş ve buna göre test etmek istiyorum. Bu tarz sorularda katı basıncı cismin yüzey alanına bağlı. O zaman benim değişkenim ne? Cismin yüzey alanı. Cismin yüzey alanını değiştirmem gerekiyor ama diğer değişkenlerin aynı olması gerekiyor test edebilmem için. O zaman cevap diğer değişkenler aynı, yüzey alanları farklı, cevap C'dir. Cismin ağırlığı arttıkça katı basıncı artar. O zaman buradaki değişkenim ağırlığıdır. Diğer değişkenler aynı olmak zorundadır. Ağırlığı değiştireceğim, yüzey alanını sabit tutacağım. O zaman cevap yine C'dir. Bir cismin yukarıdaki konumlarda zemine uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki. Yüzey alanım hepsi 4 kareden oluşuyor. 4 bloktan oluşuyor. O zaman yüzey alanım en az ise basıncım en fazla. O zaman 1, 3 ve 2'dir. Ağırlıkları aynı olan yukarıdaki KLM cisimlerinin taban alanları arasındaki ilişki. Ağırlıkları aynı. Taban alanlarındaki ilişkide L en büyük, M, sonra K.
Bakın ağırlıklarının aynı olması, yüzey alanlarının farklı olması, uyguladığı basınçların da farklı olmasına sebep olmuştur. O zaman burada yüzey alanım en fazlaysa basıncım en az, yüzey alanım en az ise basıncım en fazladır. Cevap da bursadır. Özdeş küpler kullanılarak oluşturan KLMN cisimleri bulundukları zemine uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki. Burası arkadaşlar 2'ye 2, burası 2'ye 1, burası 3'e 3. Burayla buranın oranı aynı. Yüzey alanı ile ağırlık oranı, ağırlık ile yüzey alanı, ağırlık ile yüzey alanı birbirine eşit. O zaman K ile M'nin basınçları birbirine eşit. Ama buradaki basınç yüzey alanı daha küçük olduğu için daha fazla. Özdeş küplerden oluşturulan X ve Y cisimlerinin X'in zemine yaptığı basınç, Y'nin zemine yaptığı basıncın 3 katıdır. X, Y cisimleri hangisi gibi yerleştirilmiştir? X'in zemine yaptığı basınç, Y'nin zemine yaptığı basıncın 3 katıdır. O zaman X'teki basınç en fazladır. O zaman en fazla basınç olabilmesi için yüzey alanının en az olması gerekiyor. O zaman cevap da 1'e 3 görüldüğü gibi yüzey alanı 1, ağırlık değişmiyor. Bu onun 3 katı. Cevap da C'dir. Yukarıdaki ağırlıkları verilen ördek ve tavuk her ikisi de 40 Newton ağırlığındaymış. Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ördeğin zemine uyguladığı basınç, tavuğun zemine uyguladığı basınçtan büyüktür. Arkadaşlar yüzey alanı gördüğünüz gibi burada daha fazla, burada yüzey alanı daha az. O zaman hangisindeki basınç daha fazladır? Tavuktaki daha fazla, ördekteki ise daha azdır. Tavuğun zemine uyguladığı basınç, ördeğin zemine uyguladığı basınçtan büyüktür. Evet, cevap bursadır. Bu tarz sorular çok fazla yanlış yapılan sorulardır. Memle şekildeki içi dolu K silindirinin noktalı belirli bölgelerden bir silindir çıkartarak kesiyor. Çıkartma ya da ekleme tarz sorularda hem ağırlığı hem de yüzey alanını aynı oranda arttırdığım ya da azalttığım için uygulanan basınç değişmez. Ancak kuvvet değişir. Kuvvet çünkü ağırlıktır. Ağırlığım ne yapar? Değişir. O zaman değişimini söylüyor. Kesilip ayrılıyorsa basıncım ne yapacak? Azalacak. Özür dilerim. Kuvvetim azalacak ama basıncım değişmeyecek. Çünkü aynı oranda hem ağırlığı hem de yüzey alanını değiştirdiğim için basıncım değişmez.